üst solunum yolları solunum sisteminin ağız ve burundan başlayıp akciğerlere kadar inen kısmına verilen isimdir. Açık bir alan olduğu için vücuda mikropların girmesinin en kolay olduğu bölgedir. Solunum sistemimizin mikropların girişine karşı solunum mukozasında bir takım savunma mekanizmaları vardır. Bunların başında bu mukozadan salgılanan mukusun içerisinde bulunan bağışıklık sistemi hücreleri, faydalı bakteriler, bir takım bağışıklık sistemi materyalleri bulunmaktadır. Bunlar solduğumuz havada bulunan mikropları mukus içerisinde tutup hapsederler. Ve solunum mukozasındaki epitelin böyle deniz dalgası benzeri hareketleriyle orada oluşan, tutulan mikroplar solunum sisteminden dışarıya doğru atılırlar. Bazen mikroplar bu savunma sistemi mekanizmalarını aşarlar ve bu bölgeye yerleşirler. Biz buna üst solunum yolu enfeksiyonları diyoruz. Üst solunum yolu enfeksiyonları her mevsim görülebilmesine karşın, özellikle havanın solunmasına bağlı olarak mikroplara daha kolay yaşamda hayatta kalma şansı veren serin hava nedeniyle bulunduğumuz, yaşadığımız ortamın soğuk hava nedeniyle daha az havalandırılması nedeniyle kış aylarında üst solunum yolu enfeksiyonları görülme sıklığı artmaktadır. Üst solunum yolu enfeksiyona neden olan etkenlerin çok büyük bir kısmı virüslerdir. Dolayısıyla tedavide antibiyotiklerin kullanılmasının üst solunum enfeksiyonlarının %90-95'inde hiçbir faydası bulunmamaktadır. Hatta antibiyotikler vücudumuzun savunma mekanizmasında bulunan faydalı bakterilerin de ölmesine neden olarak vücudun savunma mekanizmasını sekteye uğratmakta, diğer enfeksiyonları vücudu hazır hale getirmektedir. Bu nedenle üst solunum enfeksiyonlarında doktor tarafından özel bir durum görülüp önerilmediği sürece antibiyotik kullanımını kesinlikle önermiyoruz. Üst solunum enfeksiyonlarından korunmak için yapmamız gereken en önemli şey doğal yaşamdır. Doğal yaşamdan kastımız temiz hava bulunan yerlerde yaşamaya çalışmalıyız. Düzenli olarak spor yapmalıyız. Doğada yapılan uzun yürüyüşler, gündelik yürüyüş gibi aktiviteler, düzenli yapılan sporlar bağışıklık sistemimizi desteklediği bilimsel olarak da gösterilmiştir. Bunun yanı sıra probiyotikten zengin gıdalarla beslenmeliyiz. Örnek olarak yoğurt, kefir, ayran, boza, sirke, ev yapımı turşu, köy usulü yapılmış tarhana gibi besinlerle beslenmek çocukların ve yetişkinlerin bağışıklık sistemini desteklemektedir. Bunun dışında koruma önlemi olarak kalabalık bulunan ortamların havalandırılması, hasta kişilerin rapor almaları yani toplumdan izole olmaları, aynı zamanda hasta olan kişilerin maske kullanması mikrobun bulaşıcılığını da azaltarak üst solunum yolu enfeksiyonlarının sıklığını azaltmaktadır. Eczanelerde üst solunum yolu enfeksiyonlarına karşı, gribe karşı olarak adlandırılan bir takım ilaçlar satılmakta ve doğal bağışıklığı desteklediği söylenen bir takım ürünler kullanılmaktadır. Bunların ne yazık ki kanıtlanmış hiçbir faydası bulunmamaktadır ve aynı zamanda vücudumuz içinde birçok olası riski içermektedirler. Bu nedenle eğer hekiminiz muayene sonrası size önermediyse hiçbir ilacı kendiniz grip olduğunuz, üst solunum enfeksiyonu olduğunuz diye düşünerek eczaneden almamanızı öneriyorum. Dolayısıyla üst solunum enfeksiyonlarında her enfeksiyonda olduğu gibi güveneceğiniz bir doktora danışmadan hareket etmemenizi öneriyorum. Medipol Koşuoğlu ailesi olarak uzman hekimlerimizle ve her türlü tetkik imkanımızla hastalığı tetkik edip buna uygun tedaviyi düzenlemek üzere biz burada bulunuyoruz.